Hatta kul... Grup adına Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'e aittir söz talebi. Buyurun Sayın Emir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün tüm Türkiye'nin gözü genel kurulumuzda olacaktı ve noterlik kanunu içerisinde görüşeceğimiz etki ajanlığı yasası diye bilinen ama bizim asla kabul edemeyeceğimiz, hukuken öngörülebilir olmayan, cezai kesinlik içermeyen, her bir savcının, her bir hakimin farklı değerlendireceği ve bağımlı yargının elinde son derece tehlikeli olabilecek ve demokrasimizi ağır yaralayabilecek bir kanun maddesi üzerine konuşacaktım. Ama mutlulukla öğrendik ki iktidar grubu, AKP grubu bu maddenin çekilmesinden yana bir tavır gösterdi. Tekrar değerlendirmek üzere çekiyorlar. Bizim, sadece bizim değil, diğer partilerin, sadece partilerin değil, tüm Türkiye'de fikir söyleyen birçok kesimin görüşlerinin değerlendirilmiş olması çok yerindedir. Kendilerine teşekkür ederiz. Ve gerçekten de olması gereken tartışmaları büyütmek, Türkiye'nin her yerinde yapmak, mecliste, komisyonda özellikle her tarafı konuşturmak ve yasa yaparken herkesi dinlemek ve Türkiye için en iyisini yapmaktır. Umuyorum ki buna benzer örnekleri önümüzdeki süreçte de tekrarlama fırsatımız olur. Dolayısıyla bu ana gündem maddesini geçiyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2 gün önce Selçuk'ta 5 yavrumuzu kaybetmemizle sonuçlanan, feci şekilde kaybetmemizle sonuçlanan o yangının ve onun yarattığı acının, derin ızdırabın derin izlerini yaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz. Ama bugün biraz daha üzerinde konuşmak, biraz daha sağduyulu, duygulardan arınmış ama nerede yanlış yaptık, neyi eksik yaptık, neyi daha iyi yapabilirdik, bundan sonra neler yapmalıyızı daha derli toplu konuşacağımız günler olmalı ve bence bu konunun üzerinde çok dikkatli durmalıyız. Aslında dünkü konuşmamda, Sayın Genel Başkanımızın grup konuşması da dikkat edilirse, bir acıdan hem de böylesine büyük bir felaketten, sıcak bir siyaset, günlük bir polemik çıkartma derdimiz olmayacağı anlaşılır. Ama bugün Sayın Bakan'ın ifadelerini gördüğümde gerçekten dehşete düştüm. Kendisi yangını araştırdıklarını, yangın hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söylüyor. Ve bunun üzerinde durduklarını söylüyor. Bu olacak şey değil. Oradaki yangın, yani bu yavrularımızın ölümüne sebep olan bu yangın, savcılığın işi, kolluğun işi, aile ve sosyal aile bakanlığının işi değil. Aile bakanlığının ilgilenmesi gereken başka bir şey. Aile bakanı şunun açıklamasını yapmalıdır bize. 18 kez aile bakanlığı temsilcileri bu eve gitmişler. Kim gitmiş? Sosyal güvenlik uzmanı mı? Normal bir memur mu? Kim gitmiş? Gitmiş ne yapmış? Hangi çalışmayı yapmış? Amirlerine hangi raporları vermiş? Bunların konuşulması lazım.